üç çeyrek asırı dolu dolu yaşayan bir insan. Şimdi düşünün, Anadolu'da bir esnaf çocuğu, bir tüccar çocuğu ama bir de memur çocuğu vardır. Memur çocuğu devamlı devletten haberdar olan, sosyal yapıda neler olduğunu bilen insandır. Veya duyan insandır demek. Bahsettiğim yıllar 1931'den bahsediyorum, 30 yıllardan bahsediyorum. Yani 30 yılları bir memur çocuğu olarak gözümü açıyorum dünyaya. Ondan sonra o sene devam ediyor. Hasbelkader lise 1'de Büyük Doğu ile tanışıyorum. Ama o güne kadar biz İsmet Paşa hakkında, Gazi hakkında efendim şiirler yazıyorduk, nem yapıyorduk. Nutuklar çekiyorduk, nutukları dinliyorduk. Bir gün elime geçen efendim Büyük Doğu, efendim bütün dünyamı Allah Allah dedi, şaşırdım. Boşta kaldım. Nereye sığınacağım? Ve o bağ devam etti. Urfa'da bunu okuyanlara ulaştım. Onlarla beraber oldum. 51'de İstanbul'a geldiğim zaman yalnız Büyük Doğu'yu okumuş insan değil. Büyük Doğu kimden bahsediyor? Onların lisesi. Peyami Sefa'dan bahsediyor. Refik Cevat Rulay'dan veya efendim Ali Fuat Başgil'den bahsediyor. Zaten yazılar biliyor musun? Ne? Yani ben yalnız üstadın kapısını çalmadım. Diğer Büyük Doğu'da ismi geçen insanlarla da tanıştım o yılda. Çok enteresan bir. Aynı yıl 1951'den bahsediyorum. Efendim Bediüzzaman da ilk defa İstanbul'a geliyor. Onu Eşref Edip Bey'den duyuyorum. Ziyaretine gidiyorum. Aman kardeşim diyorlar ya. Biz polisten kaçıyoruz. Böyle bir şey olamaz filan. Yalvarıyorum. Ben Urfalıyım diyorum. Bir elini öpeyim o kadar diyorum. Efendim işte araya giriyorlar. Üstadın huzuruna çıkarken biz tabii Urfa'da aldığımız bir terbiye var. Tasavvuf, naziyeti, tarikat terbiyesi. Şeyhin yüzüne bakılmaz, bir şey sorulmaz. Elim bağlı olarak tabii ön başıma ölmez yavrum. Selamun aleyküm diyorum. Verdiği cevaba bakın. Aleyküm selam kardeşim. Görüyorsunuz dedi, ben dedi hasta bir çareyim, duanıza muhtacım. Birdenbire şok oldum. Ben efendim dua beklerken benden dua bekliyorum, böyle şey olur mu diye içinden şey yaptım. Efendim, işte çocuklar dediler, işte tamam dedi, elini de örtürmedi. Bir paketle şey getirmişti, hediye bir şey getirmişti. Onu da elime tutuşturunca ben dayanamadım, yanımda da arkadaşım var, ağlamaya başladım. Arkadaşım sessiz ağlıyor, ben zırıl zırıl ağlıyorum. Ve sırtımı koridora dayanmış, efendim üstad bizim kalbimize baktı, bizim bu yaşta rezil olduğumuzu anladı, huzurundan bizi kovdu. Üstad demişler, bu çocuk bayılacak. Gel bakayım Keçel dedi. O sevdiklerine Keçel vermiş, şöyle elim başıma deyince bize şefak söktü. Efendim ben seni çok sevdim. Şu anda dedim Kore'de savaşan dedim bayrama benziyorsun, sen onun kardeşiyim hani diyor filan ya, bize böyle itibar. Ondan sonra dedi, mümkün mertebe zamanlı olursa Risale okursun ama beş vakit namazına şey yapmasın. Ondan sonra biz cemaatin yerini o zaman şey yaptık, Süleymaniye'de Kirazlı Meşşet Sokak 31 numarada arkadaşların şeysi vardı, dergahı vardı. Biz oranın müdavimi olduk. Benimle beraber aynı yılda Nevzat Yalçıntaş'ı biliyorsun rahmetli oldu değil mi? O da benim şey arkadaşımdı, cemaat arkadaşımdı. Neyse kısaca o şeyi al. Bu defa Baba Ali'ye şey yaptık. Baba Ali'de başta efendim Peyami Sefa, Refik Cevat Ulunay, işte Topçu Hoca, kimler varsa onların kapısına gelmeye başladı. Biraz böyle palazalanınca aradan birkaç sene geçti. Efendim bazı arkadaşlar ya acaba Büyük Doğu'da ikide birde kapanıyor falan, biz bir şey yapabilir miyiz? Hiç unutmam, Gökhan Evlioğlu, Hami Tezkan, efendim Ömer Öztürkmen, İsmail Dayı, Ergun Göze, hatırımda kalma arkadaşlar bir araya geldik. Onlar daha ziyade Amerika tarzı bir dergi düşünüyorlarmış ama biz Büyük Doğu'nun taklidi olan bir dergi düşünüyoruz. Kapı kapı gezdik. Kimse bize cesaret vermedi.
siyasal şey şu oldu. Bu memlekette insanlarımız çok az okullar. Futboldan bahsederseniz, paparaziden bahsederseniz derginiz okunur. Fikir dergisi satmaz. Ama merakınızı izah etmek istiyorsanız çıkarın. 3-5 kuruşunuz varsa hatırlayın. O arkadaşlar baktılar hakikaten bir şey olmuyor. Bir grup arkadaş bizden ayrıldı. Ben İsmail dayı, İsmail şeye, Hüseyin Rahmi Yalanlı ve üçümüz kaldık. Bu, hepimizi üstattan habersiz bu işleri çeviriyoruz. İsmail dayı bana bir şey hatırlattı. Hatırıma dedi bir şey geldi ya. Şu şeye gidelim dedi İsmail Hamid Danışmet'e. Belki şeyimizi kabul eder falan diye. İsmail Hamid Danışmet'i de ilk defa duyuyorum ve kapısını çaldık. Efendim, biraz konuşunca, biraz da Amerika görmüş olmanın da arkadaşısı beni sevdi. Efendim, tamam dedi, ben size yardımcı olayım dedi. Cumartesi günü gelin dedi. Evvela şöyle bir bizim cemaatimizi diyor şey yaptım tamam. Cumartesi günü geldik. Efendim, teknik üniversite rektörü orada. Fahrettin Kerim orada, İklasım İsmail Gürkan orada. Şaşırdım. Fakat bu çekingenliğimi İsmail Hamdi Bey'in bir yardımcısı yaptı. Bizim genç yazarımız Ali Haydar Özü deyince şafak söktü bende. Kendime geleyim. Baktım o üstadlar pazarı daha saygılı hareket etmiyorlar. Atlatabilirim diye. Dergi artık devam ediyor çıkmaya da. Efendim bir ara bu önemli bir espri olacak. Efendim sıkıştırıyorum Mustafa İnan'ı. Hocam diyorum herkes yazmıyor. Hayır siz yazmıyor mu? Biz bir iki. Benim bir köşeyi. Ulan oğlum dedi beni bozma onun yanında dedi. Ben yazı yazmasını bilmem. Formu çözmesini bilirim. Başta bir Süheyl Ünver olmak üzere samimi söyleyeyim. Yazılarını redaksiyonundan geçirerekten şey yapmazdı İsmail Hamid Bey. İsmail Hamid Bey efendim ciddi samimi bir Müslüman, efendim samimi bir dilci, efendim samimi bir kültür adamıydı. Ama üzülerek söyleyeyim. Orası bir kültür ocağı olduğunu sonradan ben şey yaptım ve ben orada feyiz aldım. Ben birçok meşayiri orada tanıdım. Mesela kral ailelerini, Irak kralının çesi, çünkü sultanlar oraya gelirdi. Padişah kızları oraya geldi. Ben Şadiye Sultan'ı orada tanıdım. Ben Sabiha Sultan'ı orada tanıdım. Kızı Hanzade'yi orada tanıdım. Irak kralı Faysal'la efendim nişanlanan Fazlalı'yı orada tanıdım. Afgan kralının hanedanının kızlarını falan orada tanıdım. Orası kültür merkeziydi. Üzülerek söyleyeyim. Bizimkiler niçin oraya gitmezler biliyor musun? Efendim o toplantıyı hanımlar da iştirak ediyor diye. Yani o biri. Ben şahsen şey yapmadım. Onun için niçin Fatih'te ben oturmadım? Fatih'e gittiğiniz zaman sizin yani peşiniz şey yapmak. Evladım bak şurada oturacaksın. Şurada yiyeceksin, şurada içeceksin. Okuluna gideceksin. Şunu okuyacaksın, şunu okumayacaksın. Ben doğrusu o yıllarda böyle bir şeydi yani. Büyük doğum verdiği cesaretle mi bilmiyorum. Ben o şeyde oturmadım. Gittim efendim Cihangir'de oldum. Ortaköy'de oturdum. Beşiktaş'ta oturdum. Ahval-i alemi tanımak için benim arkadaşlarımın hiçbir Beyoğlu'na çıkmazdı. Ben gece saat 12'den sonra Beyoğlu'na gezmeye çıkardım. Ne oluyor biraz diye. Evet. Yani hayatı biraz tanıyan bir insan vardı. Dolayısıyla ben Büyük Doğu çizgisinin dışında herhangi bir şeyde bulunmadım. Ama samimiyetle size söyleyeyim. Bakın Necip Fazıl bile bizim neslimiz dahi ama Necip Fazıl da katıyorum. Biz İslam'ı ilim yoluyla değil, kitap yoluyla değil, sözlü yolla tanıdık. Yani tarikatlarla tanıdık. Niçin? Her şey yasaktı. Her şey yasaktı. Mesela bizim örfümüzde, Urfa'da örfümüzde şu vardı. Bir çocuk 5 yaşından sonra evvela dinini, imanını öğrenecek. Hoca yok hoca. Her şey yazar. Ama koca karılar vardı. Yaşlı karılar. Çok ihtiyar insanlar vardı. 2-3 talebeden fazlayı kabul etmezler. Ama
evin kapısı buradan açılır, ön kapıdan kimse gelemezdi. Komşu kapıya gidilir, komşu kapıya damdan aşılır. Bizde ümmiyette evler tek katlıdır. Ben de Hatice teyzenin evini ihlerdim. Üç arkadaş, uzun bir sopası vardı. O sopayı niçin kullanırdı? Sesimizi ayarlamak için. Şey, hadi bakalım besmele çekelim. Tabii çocuğumuz, kafamızı, oğlum yavaş. Biz bu şartlar içerisinde, işte bu insanlar, bu insanların evi basılırdı. Hele erkekler, o hoca sakalıyla, bıyığıyla falan tıraş ederlerdi. Kitaplarını alırlardı, çuvallara koyarlardı. Bu gözümle gördüm. Onlar mevsimini belli zamanlarda yakılır. Bunları yaşadık ben. İşte şey Muhammed anlatırken benim şeyimi babamdan bahsetti. Cumhuriyet döneminde şeye davet ediyorlar babamı. Baloya davet ediyorlar. Cumhuriyet balosuna davet ediyorlar. Çünkü iki tane şey var kullanmak için. Bir memur sınıfı, bir talebe sınıfı. Babam da şaşkın, eve geliyor ama anneme nasıl anlatacağını dili tutulmuş adama. Annem, nane kaynatayım diyor. Karın mı ağrıyor falan diye. Baba yapıyorum, bir şeyler söylüyorum. Komşu çağırıyor, baba bir şey oldu Mehmet Bey falan diye. Neyse, şey nanesini işte falan. Ne bileyim ben dedi, biz baloya çağırma. Nedir kurban dedi, o balo nedir? Efendim, ne bileyim ben seninle oynayacağım. Küller başıma, başımıza taş yuvarlıyor. Bunu da mı görecektim? Babam git Allah rızası için iki tane komşu çağır. Beni Allah'ın emriyle efendim boşa. Ben çocuklarımı alırım. Abim bahçesine giderim. Sen hiç şey yapma, üzülme. Babam ağlamaya başladı. Gitmemeye karar verdim. Ertesi günü evimizi o Çanakkale Gazisi birinci sınıf efendim memur el üstünde tutulan bir insan efendim bizi apar topar efendim Harran'da o zaman savaş yeni başlamış. Akçakale içeri alınacak diye Harran ilçe olacak. Babamı oraya nahiye müdürü olarak şey yaptılar. Paçayı öyle kurtardık. Sebep de şu. Memur arkadaşları hemen Vali Bey'e şey yapmışlar. Demişler ki bakın bu değerli bir insan. Eski Türkçe'yi, yeni Türkçe'yi bizden daha iyi biliyor. Hiç olmazsa bir şey yapın da İstiklal Mahkemesi'nden kurtarmak için başka bir ceza verelim planlayalım. İşte babamı sürgün cezasıyla Harran'a efendim gönderdiler. Üç tane kulübeli bir bakır amca bizi karşıladı. O da efendim bize verilen sözler şeymiş. Netice itibariyle İstanbul'a dönelim. İstanbul, ya ben herkesin kapısını çaldım. Bizim için o zaman iki kutuplu bir meşayih içerisi vardı. Birisi efendim İskender Paşa'ydı. Rahmetli efendim Zahit Kodku merhum. İkincisi Sami Efendi. O da efendim Erenköy'ünde. Ama biz daha ziyade talebeler, gençler şeye giderdik İskender şeye. Birçok işte sizin bildiğiniz son zamandaki insanları ben orada tanıdım. Fakat yalnız orada tanımakla kalmadım. Kim var başka? Bilmiyorum. İçimizde şey yapan var, bir ilgilenen var mı? Bir Şemsettin Yeşil vardı. Hiç duyulan var mı? Zannediyorum büyük bir ihtimalle belki duymamışım. Ama Şemsettin Yeşil çok renkli bir insandı. İlahiyat ve felsefe tahçı yapmıştı. Size tarif edeyim. Üstadı nasıl ki efendim şey, bir İngilizce dinlerim hem özetiyorum. O da efendim köstekli saati, altın dişleri, efendim elde yüzüğüyle ama başında şeylerin çölde giydiği mantarlar, mantar şapkalar vardı İngilizlerin. Papyon kravatıyla ama yakışıklı, şanlı bir insan. Öyle gezerdi. Müritleri de daha ziyade gençlerdi ama hep tası şeyden, riyasetten şey gibi, mum gibi yani insanlardı. Daha ziyade Alevi meşret insandı. Elbette evinde konuşmalar yapardı. Kadınlar, kızlar daha ziyade kendisini takip ederdi. Ve hüngür hüngür insanlar ağlardı. Onların toplantısına da giderdim ben. Evet. Netice itibariyle ben hayatın üç safhasını Anadolu'dan başlayarak İstanbul'da o günkü kimler varsa
onların hepsinin sevgisini, ilgisini şey yapan bir insan olarak da bu günleri idrak ettim. Nasip olursa hiç hatıratımda bunlara geniş yer vereceğim. Ama bir şeyi unutmadan vurgulamak isterim. Unutmayın diyor. Yani ben 86 yaşındayım. Yani benim işim Erbakanlı'dır, Necip Fazıl'dır, hepsini sağlıyor. Bizler sözlü kültürle yetişen insanlarız. Beni bağışlarsanız onun da halk içerisindeki ifadesini kullanıyor. Bugün Türkiye'de beni de dahil edin, %85'imiz ilimsiz iman sahibi olan insanlarız. Evet. Bunun sualini eğer şey yaparsanız açalım. Çünkü biz genellikle bilmediğimiz bir dille dua bize ezberletir, bilmiyoruz yani. Ben Kur'an-ı Kerim şey yapmıyorum. Yani annemiz, babamız ne yapsın bize? Bir dua. Ama bu dua sahabilerden birinin, veli olan birisiymiş. O ne maksatla yaptı? Ama o duayı ben başımın ağrısı için okuyorum. Şimdi idrak ediyorum ki Cenab-ı Hak inşallah beni affeder. Yarın ahirette Cenab-ı Hak diyecek ki sen bana bir dualar okuyordun. Ne diyorsun? Konuş bakayım. İşler bilemem. Ya bu sen öyle değil. Senin başın ağrıyor. Ne bileyim ben? Annem bunu öğretti. Kusura bakmayın. Aynı şeyi. Bugün beş vakit namaz kılan insanları sigara çeker. Hiçbir okuduğu duayı şey yapmaz. Şeyi kastetmiyorum bakın. Kur'an diliyle şey yapmaz. Eğer biliyorsa Arapçası orijinal diye bir şey söyleyeyim. Ama demek istiyorum biz hatta biraz daha ileri şey yapayım. Biz Kur'an-ı Kerim'le hayatımızın muhakemesini yapan insanlar değiliz. Ya ben şunu yapıyorum. Bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ben de öyle. Ben meşayihi, yani yalnız İstanbul'da değil, Güneydoğu, Anadolu'da birçok meşayih vardı. Ben onlardan genellikle gayb aleminden hep haberler nakleden insanlarla da karşılaştım. Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman şaşırdım. Peygamber Efendimiz'e bile gaybın anahtarı verilmiş değil. Allah istediği zaman, nasıl ki Hazreti Musa elindeki asanın niye işe yaradığını bilmiyordu. At asanı dediği zaman o da ürperdi. Çünkü bilmiyordu, kendisinin elinde değil. Ama bize öğretilen sözlü kültürde maşallah her yerde efendim işte ikindi namazını bilmem Konya'da kılmışsa yatsı namazını işte Medine'ye kıldı, öbürsü falan. Bunları yaşayan insanı saymaktan edep duyar. Daha ilerisini şey yaptık. O zaman Kur'an'dan uzak olan %85 bizim insanımız vardı. Kusura bakmayın. Ama burada ben insanlarımızı şey yapmıyorum, suçlamıyorum. Sistem bizi bu hale getirdi. Size anlattım. Kur'an'dan, Kur'an yazısından, kendi kültürümüzden bizi sopayla uzaklaştırdılar. Sopayla oldu. İster istemez kimse isyan edemezdi, kimse bir şey yapamazdı. Efendim, iş böyle olunca biz de Cumhuriyet'in ilk döneminde itibaren ki onun en çok ızdırabını yaşayanlardır benim. İlkokul talebesi, beni bir piyeste bana bir görev verdiler. Görevim neymiş? Bana Abdülhamit görevini vermişti. Abdülhamit kimdir bilmiyorum. Ama elime bir kavanoz verdi, bir dilim de ekmek verdi. Abdülhamit o kadar efendim cimri bir padişahmış ki kahvaltıda efendim ekmeği şey yapıyorum, bir de bunu diyelim, millet beni alkışlıyor. Yani biz tarihimizle bu kadar alay ettik demek istiyorum. Evet, tarihimiz yok kabul edildi. O ayrı bir sabah. Nasip olursa bir başka inşallah şey de Cumhuriyet nasıl kuruldu? Bakın onu da söyleyeyim. Yani tamam hepimiz kendimize göre bir şey. Ama ben Cumhuriyet'i ilk kuran insanları tanıyorum. Yani vardı. O zaman kimler vardı? Efendim Mehmet Akif vardı. Onun efendim kilisesi olan, sekreteri olan öyle diyeyim, mahal sahibi Hasan Basri Çatay vardı. Eşref Edip vardı. Ben bunlarla yakın ilgisi olan insanım. Eşref Edip ile Ahmet Hasan Basri. Hasan Basri ve Mehmet İsmail Hamide'nin danışmanı bir kelime yüzünden küstüler. Gelmiyor.
efendim, Hasan Basri gelmiyor. Hani Bey'in hanımı zengin bir hanımdı. O kendisinin ilk, ikinci hanımıydı. Çok geniş, iki daireyi birleştirdi. Salonu geniş olan ve her cumartesi günü insanları yemekli olarak karşılayan bir insandı. Fakat bir kelime üzerinde birisi muharref dedi, birisi muharref dedi. Hüsniye Hanım ondan çok üzülmüş. Bana bir gün dedi ki, Haydar ya, çok üzülüyorum. Hoca elbise geldiği zaman elbise bereket geliyordu. Ya, ne yapabiliriz? Vallahi siz de iştirak ederseniz, galiba iki insan arasını bulmak için yalan söylemeye de ruhsat veriyorlar, kötü bir şey yok. Tamam mı dedim ben, siz yardımcı olursanız ben de. Bu defa Hasan Basri'ye gittiğim zaman adamcağı selam göndermedi ya. Efendim Hamid Bey sizi merak etmiş, Hüsniye Hanım özellikle. Onu da kattım ki günah yarı yarı yapıyorsun. Ve aleyküm selam. Ondan sonra açıldı. Ya dedi, o dedi, Hamid Bey'in dedi, okuduğu gazetelerde hani sahibini bilmiyorum falan dediği, gazetelerin sahibi kimdir falan bilmiyorum ki dedim. O dedi, şeyden, Yahya Kemal'den daha üstün bir şairdir. Aa, ben bulmuşum şeyi. Öyle bir şey. Benim de selamı söyle. Bu defa Hamid Bey'e geldik. Bana mola dedi. Mola ne haber? Ne diyor babayı dedi. Lan, sen böyle böyle dedim. Ya öyle mi? Aleyküm selam. Ya niçin teşrif etmiyorum ya? Arayı bulduk diyorsunuz. Arayı. İki yalanla arayı bulduk. Kastım böyle bir hava içerisinde bugünlere kadar şey yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah. Eyvallah. Var olasınız. Sizin burada olmanız bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun. Bu oturumu burada nihayetlendiriyorum. İnşallah hep birlikte yemeğe geçeceğiz. Hepinize de teşekkür ediyorum. Allah bu çabalarımızı bereketlendirsin.